birçok adamın birbirini düşürmeye ya da testere atmaya çalıştığı bir oyun. Gank Beasts. Birçoğunuz Gank Beasts'i zaten biliyorsunuzdur. Özellikle 2016 zamanları bütün kanalların oynadığı bir oyundu. 2014'te çıkış yaptı ve şu ana kadar güncelleme ala ala şu anki haline geldi. Şu an 2 yılda bir harita anca eklense de oyun çıkışından beri baya baya gelişti aslında. Mesela bakın bu oyunun ilk çıktığı zamanlarındaki hali, bu da oyunun şu anki hali. Yapımcılar baya baya geliştirmiş yani. Peki şimdi asıl konumuza gidelim. Biliyorsunuz bu kanalda hiç beklenmedik oyunlardan hikaye çıkarmaya bayılıyoruz. Yani ben bayılıyorum, siz de seviyorsunuz herhalde, bilmiyorum. Birkaç ay öncesinde People Playground için bunu yapmış, sonrasında da böyle devam etmiştik. Bu tür oyunlar büyük bir hikayeye sahip olsa bile size bu hikayeyi derinden vermeyi tercih ediyorlar. Direkt size sunmuyorlar, çıkarmanızı istiyorlar. Dark Souls oyunlarındaki gibi değil bak. Lore okuyup her şeyi anlamıyorsun. Burada hiçbir şey yok, direkt kendin yapıyorsun. Daha çok hayal gücünüze kalıyor bu hikayeler. Şimdi Gank Beasts ile ilgili asıl soru gelsin. Gank Beasts'in de bir hikayesi var mı? Bu oyunun gizlice anlatmaya çalıştığı bir olay var mı? Çok şaşıracaksınız ki bu oyunun bile bir hikayesi var. Evet. Uzaktan bakıldığında sadece jelibonların birbirini dövdüğü bir oyun gibi gözükse de oyundaki haritaları incelersek ve detaylarına önem verirsek aslında Gank Beasts'in de karanlık bir hikayesi olduğunu görebiliriz. Bu hikayenin ana konusu ise yamyamlık. Bakalım Gank Beasts'in içerisinde nasıl olaylar dönüyor ve neler yaşanıyor. Videomuza devam etmeden önce like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. O zaman kaldığımız yerden devam edelim. İlk öncelikle oyunun geçtiği mekanlardan bahsetmek istiyorum. Oyunda birçok harita bulunmakta. Yukarı doğru çıktığımız asansörlü bir bina, inşaat alanı, kamyonlarla ilerlediğimiz bir otoyol, bir çeşit sosis fabrikası ve çok daha fazlası. Bu haritalar birbirinden tamamen bağımsız gibi dursa da aslında hepsi Beef City adındaki bir şehre ait. Birçok haritanın arka planına ve detaylarına bakarsanız zaten diğer haritalardan izler görebilirsiniz. Peki bu şehrin tam olarak olayı nedir? Neden bu yerin adı Beef City, yani et şehri olarak geçiyor? İlk öncelikle baktığımızda haritalarda bir sürü et reklamı ve otomatları görebiliyoruz. Bu reklamları yapan şirketin adı da Offal Company. Yani aklımıza direkt bu şehrin etinin ünlü olduğu geliyor. Zaten direkt et fabrikasında olan haritalar olduğunu da söylemiştim. Peki bu et tam olarak nasıl yapılıyor? İşte asıl gizemli noktamız burası. Oyun bu etin nasıl yapıldığı hakkında hiçbir şey demiyor. Niye desin ki zaten, değil mi? Oyunda amacımız birbirimizi dövmek. Neden bir anda bu etin neden yapıldığını merak edelim ki? Ama biz merak eden tayfa olarak şu an araştırıyoruz. Haritalara detaylı bakarsak sanki bilerek yapılmış bir sıralama olduğunu görüyoruz. Sanki bütün haritalar birbiriyle bağlantılı ve bize bir hikaye parçası sunuyor gibi. Ve aslında bu hikaye parçası bize etin nasıl yapıldığını az çok gösteriyor gibi. Demek istediğimi hemen şöyle açıklamak istiyorum. Mesela ilk başta Grinders haritasına bakalım. İçerisinde bir sürü ezici ve parçalayıcı var. Alt tarafta da pembe bir sıvı var. İlk başta baktığımızda normal bir fabrika gibi gözüküyor. Bu haritada rakibi yenmenin tek yolu da sıvıyı atacaksın ya da eziciyi atacaksın. Peki eziciyi atıldıktan sonra ne oluyor? İşte oyun aslında bize bunu açıklıyor. Yukarıdan düşen sosisimsi pembe şeylerin olduğu Chattis haritasında aslında ne olduğunu görebiliyoruz. Sosisler aşağı doğru bir yere atılıyor ve gidiyor. Bu pembe şeylerin biz oyuncuların parçalandıktan sonraki halimiz olduğunu düşünebiliriz. Hatta sosislerin de oyundaki karakterlerle neredeyse aynı boyda olması bunu kanıtlar nitelikte. Ve bunlar da aslında bize her şeyin sıralı olduğunu gösteriyor. Grinders haritasında parçalanıyoruz ve Chattis haritasında boşluğa götürülüyoruz. Sonradan Vent haritasında parçalanıyoruz ve küçültülerek konteynerlara koyuluyoruz. Ve ardından da kamyonlar, gemiler ve trenler ile de kargolanıyoruz. Eğer bu ipuçları size yeterli gelmedi ise bunun doğruluğunu kanıtlayan birkaç şey daha var. Mesela futbol oynadığımız haritada kaybolmuş bir kişinin aranıyor posterini görebiliyoruz. Yani bu şehirde gerçekten bir gizem var. Birileri ortadan kayboluyor ve bir şeyler dönüyor. Düşünsene bir yakınınız kayboluyor ve fark etmeden onun etini yiyorsunuz. Çok korkunç bir şey değil mi? İşte Beef City aslında kendi şehrine bunu yapıyor. İnsanları insanlara yediriyor. Bu arada ben sadece birkaç tane haritaya örnek versem bile oyuna bakarsanız birbirine daha çok bağlanan haritalar bulunmakta. Mesela yakma fırını haritası gibi. Bu ortada kutular ve eşyalar büyük bir fırında yakılıyor. Ama sadece bu kadar değil. Eğer dövüşürken karakteriniz fırına tam düşerken yan tarafı tutup yukarı çıkarsanız roast beef, yani dana roast'a başarımını alıyorsunuz. Aslında oyun bile içten içe karakterlerin bir yiyecek olduğunu bize söylüyor. Belki de bu haritada bozulan etleri yakıyorlar. Kim bilir? Haritalara bakarsanız çok daha fazlasını görebilir ve kendi kafanızda senaryo kurabilirsiniz. Hatta yiyecek göndermeleri olarak düşünürsek karakter kıyafetlerinde hayvan kostümleri olması onların yemek olarak kullanılmasına ithafen bir şey olabilir. Kısaca videonun başında bahsettiğim Offal şirketi aslında insanları gizlice yakalıyor ve onları öldürüyor. Sonra onları paketleyerek satıyor ve şehrin geçimini sağlıyor. Beef City ile ilgili neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Haritalarda gördüğümüz ipuçları ile anca böyle bir hikaye çıkartabiliyoruz. Bu kadar tatlı ve komik gözüken bir oyunun derinlerinde yamyamlık ve tonla gizemin olması gerçekten çok korkutucu. Kim bilir Beef City'de bizim bilmediğimiz daha kaç tane gizem bulunmakta ama biz hiçbir şey görmüyoruz ve haberimiz bile yok. Aynı gerçek dünyadaki gibi.